يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين، بحرمة سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim, Cuma günleri, Cuma'dan önce kısa kısa bir hadis, bir yorum başlığında İmam-ı Nevevi Hazretlerinin Riyaz-ı Salihin hadis kitabından beraberce takip ediyoruz. 18. hadis-i şerif üstündeyiz, muhtasarından. Ve burası sabırla alakalı iki yönlü bir hadis-i şerifti. Bir yönüyle Efendimiz Aleyhisselam'ın cömertliğine dikkat çekiyor. Bundan önceki iki sohbette bu bölüme farklı açılımlarıyla temas etmiştik. Üstünde durursam zaman kaybı olacak. Ve hadis-i şerifin ikinci bölümünde de birileri cömert davransa, verse bile diğer tarafa, muhtaç olan, fakir olan, ihtiyacı olan tarafa düşen de özellikle istememeye çalışmaktır. İslam bu dengeler üzerinde kurulduğunu daha önceki iki sohbette bir hutbesiyle beraber heyetinize arz etmeye çalışmıştım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istediler verdi, istediler verdi, istediler verdi. Ve verecek bir şeyi kalmayınca da Efendimiz Aleyhisselam onlara şöyle dedi. مَا يَكُنْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَتَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُونِيَهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللّٰهُ وَمَا اُوْتِيَ اَحَدٌ اَطَاءً خَيْرًا اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Rivayetin başını okumadım. Efendimiz Aleyhisselam elindeki şeyler bitinceye kadar verdikten sonra hala isteyenlere karşı şöyle buyurdu. Hayır ve hasenat olarak yanında bir şeyler olsaydı onları kesinlikle verirdim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kendiniz yok. Geçen hafta özellikle hutbede bunun üstünde durmuştuk. İttihar etmek, kendinizin daha düşük seviyesinde iki gün, üç gün yiyecek biriktirmek, bu da yok Efendimiz Aleyhisselam'da. İşte böyle ittihar etmem, biriktirmem, sizden saklamam, yani bunları mutlaka size dağıtırdım. Ve sonra şu temel ölçüleri vaz etti. Kim istemekten çekinir? İslam'da sadece İstemediği zaman ölecekse, hayati bir tehlikesi varsa isteyebilir. Hatta istemek öyle bir şartta farzdır. Zaruri ihtiyaçları olduğu zaman da belki isteyebilir. Ama kendi imkanları olduğu halde daha zengin olayım, biraz daha fazla isteyeyim, elime geçsin de daha da zengin olayım şeklinde bir istemekten özellikle Efendimiz Aleyhisselam men buyurmuş. Ve bu zatın ahiretteki durumuyla alakalı hadis-i şerifler de var. Az sonra isteme aleyhinde olan hadis-i şeriflerden bazılarını heyetinizle paylaşmaya çalışacağım. Kim istemekten çekinir, iffetli davranırsa. İffetli üstünde iffet tabiri İslam'da çok önemli bir değer, çok önemli bir tabir. Afif olmak bir manasıyla müstani olmak ki hadis-i şerifin devamında o kelimeyi de Efendimiz Aleyhisselam kullanmış ve müstani davranmak yani başkalarının hiçbir şeyine ihtiyacı yok. Bu aslında bir manasıyla da
Allah'ın samediyetine aynı olmak demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istina ile alakalı da çok şeyler buyurmuştur. Ve Buhari ve Müslim'in beraberce rivayet ettiği hadis-i şerifler içerisinde de Efendimiz Aleyhisselam istina üzerinde durmuştur. İleride yeri geldiğinde bu hususla alakalı hadis-i şeriflerden bazılarını inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Allahümme inni es'elükel hüde ve tuka vel afafe vel gine iffetle gine de yine bu hadis-i şerifte de beraber geçmiş. Az önce okuduğum hadis-i şerifte de Nevevi Hazretlerinin rivayet naklettiği rivayette de iffetle istiğna yine beraber geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam duaları içerisinde buyuruyor ki Allahümme inni es'elikel hüde, Allah'ım senden hidayet istiyorum. Ve tuka, takva istiyorum. Vel afefe, ya Rab senden iffet istiyorum. Vel gine, gönül zenginliği istiyorum. Aklıma gelen bir hadis-i şerifi gına ile alakalı burada zikretmeyi uygun buluyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gına bir manasıyla şarkı demek, şarkı gibi akıcı, peygamber sözü olduğu besbelli, o mübarek cümlelerinde şöyle buyuruyor. Leysel gına an kesretil garadi velakinnel gına gınen nefsi. Asıl zenginlik mal zenginliği değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Binaenaleyh belli mali bir imkanı var ama biraz daha fazla olsun diye istiyorsa öyle bir insanın gönlü fakir demektir. Kalp dünyasında fakirlikler var demektir ve aynı zamanda iffeti de kalmamış demektir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır, ona iffet verir. Ve kim de müstani davranırsa Allah onun istinasını artırır. Ve kim de sabrederse, yani imkanı yok veya imkanı var da daha fazla olsun istekleriyle, zaaflarıyla istemez de kim sabırlı davranırsa, kim sabretme azminde olursa, öyle tercüme etmişler burada. Allah ona sabır ihsan eder. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha büyük bir lütuf, daha geniş bir lütufta bulunulmamıştır buyurmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın bir insana lütfettiği en büyük nimet, nimetlerden bir tanesi veya pek çok nimetin lokomotifi olarak sabır nimeti bahşettiğini ifade buyuruyorlar. Denge içerisinde birisinden bir şey isterseniz onda varsa vermeli ama diğer tarafa düşen şey de istememeli. İşte bu istememe ile alakalı pek çok hadis-i şerif var. Mesela bunlardan bir tanesi Buhari zekat bölümünde, Müslim'in yine zekat bölümünde Buhari ve Müslim hadisi yani müttefakun aleyh. Rivayetin başında Abdullah İbni Ömer var. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem la tezâlül mes'eletü bi ahadikum hatta yelkallahu ve leyse bi veçhihi müz'atü lahmin. Abdullah İbni Ömer diyor ki Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizden biri dilenmeye devam ettiği takdirde ihtiyacı yok dileniyor. Biraz daha fazla olsun dileniyor. Böyle bir dilenenin yüzünde bir parça et kalmamış halde yüzünde bundan bütün etler dökülmüş, kemikleri belki dişleri çirkin bir şekilde görünüyor halde haşirde Allah huzuruna gelir buyurmak suretiyle mesele ne kadar ciddi ve derin bir şekilde ifade edilmiş oluyor. Emre Cündüp'ten gelen bir hadis-i şerif var. Mealini okuyacağım. Rivayet yine Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve Nesai'de geçiyor. Kütüb-ü Sitte ricalinden 3 tanesinde geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur.
istemeler bir nevi cırmalamalarıdır kişinin. Yani eliyle şöyle tarakla tarıyor gibi yüzünü cırmalar insan. İşte her isteme insanın yüzünde cırmalamaları meydana getirecek. Kişi onlarla yüzünü cırmalamış olur. Her isteme yüzünde bir cırmalama lekesi meydana getirir. Öyle ise dileyen bundan sonra hayasını koruyup, iffetini koruyup, yüz suyunu devam ettirsin. Yani yüz suyu dökerek istesin. Dileyen de bunu terk etsin. Mesela akıbet itibariyle, ahiret itibariyle böyle olduğuna göre siz de bu gerçeği bildikten sonra isteyen öyle yapsın, isteyen de böyle yapsın. Ama şurası var ki kişi zaruri olan şeyleri, yani hakikaten bir şeye ihtiyacı var, ödünç de istemiyor, hibe istiyor. Zaruri şeyleri iktidar sahibinden istemelidir. Kendisi gibi muhtaç insanlardan değil de gerçekten bir zarureti varsa öyle iktidar sahibi bu mevzuda mali imkanı gücü yerinde olanlardan istemelidir. Ama isterse yüzü yine böyle olacak. Böyle olacağı için isterse istesin, isterse istemesin. Eskazara isteme mecburiyetinde kalırsa işte şu şekilde gücü imkanı olanlardan istesin buyurmak suretiyle mesele tavzih edilmiş oluyor. Nesai'nin zekat bölümünde gelen bir hadis-i şerif var. Rivayetin başında Aiz İbni Amir radıyallahu anh diyor ki bir adam Resulullah aleyhisselamdan bir şeyler istedi. Efendimiz aleyhisselamdan istemek ihtiyacından da olabilir. Teberrüken de olabilir. Efendimiz'den bir şey alırsam ben bereket bulurum diye de öyle bir itibar için, şeref için de olabilir. Efendimiz'den istedi adam. Efendimiz aleyhisselatü vesselam da verdi. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hayır vermem deme adeti yoktu. İmam-ı Azam'ın da ifadesiyle Efendimiz aleyhisselam kelime-i şehadetin la'sı olmasaydı hayatında hiç la demeyecekti. Eşhedü en la derken la demiş. Orada la demek de imanlı olmanın şartıdır. La ilahe illallah. La ama hayır demek, yok demek. Eğer orada la dedi, orası olmasaydı hayatında hiç la demeyecekti. Kim ne derse imkanı varsa evet demiş. Kendi yememiş, onlara vermiş, paylaşmış onlarla her şeyini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ileri seviyede şefkati ve fevkalade cömertliği bunu iktiza ediyor veya cömertliğinin göstergesidir. Adam dönmek üzere idi. Adam istedi, Efendimiz Aleyhisselam ona verdi. Adam dönmek üzere ayağını kapının eşiğine basar basmaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o isteyen ve verdiği, istediğini verdiği adama şöyle buyurdu. Dilenmede olan kötülükleri, yani dilenme ne kötü bir şeydir. Yani eğer bunu bilseydiniz kimseye bir şey istemek için asla onun ayağına gitmezdi buyuruyor. Acaba dilenmekte ne kötülük var? Tabii ki bu psikolojik yönleriyle, cemiyete bakan yönleriyle, insanın isteyenin kendi ruh haleti itibariyle genişçe ama genişçe tahlil edilebilir. Hazreti Zübeyir'den gelen bir rivayet, Buhari zekat ve büyü bölümünden naklediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, dağa git hamallık yap, odun getir, sat, para kazan. Hamallık yap. Yani ve en leyse lil insani illa mesa'a ayetiyle de ifade edildiği gibi kişinin sayinden başka elde ettiği neyi vardır ki kendi sayini, çalışmasının karşılığını alarak geçinmesi. İşte Efendimiz Aleyhisselam burada bu hususa dikkat çekerek kişinin ipini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması onun için insanlara girip dilenmesinden daha hayırlıdır.
insanları istediğini verseler de vermeseler de buyurmak suretiyle bir insanın kendi huzuru kalbi için, psikolojik rahatlığı için başkalarından bir şey istememesi. Çünkü istediğiniz zaman ezilirsiniz. Kendinizin insani duyguları erir, onları kaybedersiniz. Başkalarının minneti altında kalırsınız. Minnet altında kalan, para alan, imkan alan onların zamanla emrine girmeye de mecburdur. Onlara şirin görünmeye, tabasmus etmeye de mecbur kalır. Bu da insan için riyakarlık kapısını açabilir. Çok yönleriyle özellikle ahirette böyle çırmalanmış, her tarafı etleri dökülmüş olarak Allah huzuruna gelme ihtimali de vardır ki Efendimiz Aleyhisselam meseleyi burada kapalı bırakarak eğer istemekte neler olduğunu bilseydiniz, yani istemezdiniz buyurmak suretiyle bir önemli hususa dikkat çekiyor. Alimlerimiz men se'ele nase tekessuran fe innema yes'elu cemran. Kim insanlara mal arttırmak için, imkanı var aslında, geçinebiliyor fakat biraz daha fazla imkanım olsun diye gidip imkanı olanlardan istiyor. Şimdi telefonla da olabiliyor. Bunlar da arttırmak için talepte bulunursa ateş talep etmiş olur. Öbürü alemde ateşe gider. Dünyada belki ateş olur onun için. Sonuç itibariyle onları bilemiyoruz diyorlar. Ve hadis-i şerif şerh eden alimler diyor ki ihtiyacını görecek miktar dışında isteme burada kastedilmiştir. Yani biraz daha imkanım artsın diye isteme, artık dilenmeyi meslek haline getirme kastedilmiştir diyorlar. Ve zaruri ihtiyaçların dışında hala istiyorsa işte öyle bir dilenmenin de haram olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu hususta çok hadisi şerif var ve en son bir hadisi şerifle bitirmek istiyorum. İbnül Firasi'nin anlattığına göre babası Efendimiz Aleyhisselam'a ey Allah'ın Resulü ihtiyacımı başkasından isteyeyim mi diye sormuş. Oğlu babasının Efendimiz'e böyle sorduğunu, Efendimiz'den aldığı cevapları naklediyor. İhtiyacımı başkasından isteyeyim mi diye Efendimiz Aleyhisselam'a sordum diyor. Efendimiz Aleyhisselam da hayır, isteme. Ancak istemek zorunda kalmışsan bari salihlerden iste. Böyle kötü insan, cimri insan her zaman senin başını kakacak, ahlakı zayıf insanlardan da isteme. Sana verdiği, yaptığı iyiliği daha sonra unutacak. Bu da ayrı bir şeydir. Başkalarının sana yaptığı iyiliği unutma. Ama senin yaptığın iyilikleri daima unut. Temel prensibi içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona karşı böyle buyurmuştur. Fıkıh kitaplarında, ahlak kitaplarında bununla alakalı çok mesele anlatılmıştır. Ama ben meselem sadece müstakillen bu değil. Bu 18. hadis olarak nakledilen Riyazu Salihin'de geçen Efendimizin istemesine karşı verdi ama daha isteyenlere karşı da imkanım olsaydı verirdim sözüne karşı ama daha sonra da isteyenlere bir kısım tavsiyeleri dilenme ile alakalı bir kısım temel prensipleri aktaran hadis-i şerifleri bazılarını sizlerle paylaşmış oldum. Günümüzde dilencilik var, resmi dilencilik var. Var. Ama çalmaktan daha hayırlıdır. Gasp etmekten, devlet malını yemekten daha hayırlı. Yani ehven sayılabilir. Bu mevzu farklı yönleriyle daha da işlenebilir. Merak edenler hadis kitaplarının bu bölümüne bakabilirler. Bu mevzuda ulemanın noktaya nazarları, fetvalarına da bakılabilir. Temel ölçüler de bu mevzuda tekrarlanabilir. Ama dilenmeme biraz iffete, biraz da kalp zenginliğine
müstani olmaya bağlıdır. İnşallah bu hadis sohbetinin de hutbesinde iffet ve istina ile alakalı bir misalle beraber bu hususu kısaca heyetinizi arz etmeye çalışalım. Cenab-ı Hak bizleri istikametten ayırmasın. Sırat-ı müstakim üzere yaşayıp, sırat-ı müstakim üzere ruhumuzu sahibine teslim edip, öbür alemde Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti içerisinde, sülaha zümresinde haşr-ı neşre muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi Rabbil.